90 artı 1'e hoş geldiniz. Trabzonspor Vava Kars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Az önce top bir kez dağlarla buluştu. Bordo mavili takım 5-1 öne geçti. Vava Kars Fatih Karagümrük karşısında sevgili futbol severler. Son gol Umut Bozok'tan geldi Trabzonspor'a. 14. dakikada Marcao'yla 1-0 öne geçmişti konuk ekip Vava Kars Fatih Karagümrük. 32. dakikada Bardi, 64. dakikada Braske'nin kendi kalesine attığı gol. 70'te Trezeguet ve 77'de Pepe'nin golleri vardı. Ve 90+4'te Umut'la skoru 5-1 yaptı Trabzonspor. 1-0 geriye düştüğü maçta 4 farklı önde Bordo Maviler. Son anlar oynanıyor artık karşılaşmada. Gözler Zorbay Küçük'te. Vava Kars Fatih Karagümrük rakip yer alanda etkili olmaya çalışıyor. Güven Yalçın top oyun alanını terk etti. Şimdi köşe gönderine yakın bir noktadan taç atışını Trabzonspor kendi yer alanından kullanacak. Son anlar 5 dakikalık uzatma verilmişti. 90+5. dakikanın içindeyiz. 5-1'likte üstünlüğü var Trabzonspor'un. 3 puanı haneste yazdıracak Trabzonspor. Son düdükte birlikte taç atışı kullanıldı. Güven Yalçın rakibinden sıyrılma çabasında rakip yer alanda. Yerde kalıyor. Gözler Zorbay Küçük'te. Zorbay Küçük son düdüğü çalıyor. Karşılaşmayı Trabzonspor, Vava Kars, Fatih Karagümrük karşısında 5-1 kazanan taraf oluyor. Büyük sevinç yaşıyor. Bordo Mavili futbolcular şu anda önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trabzonspor, Vava Kars, Fatih Karagümrük karşısında kendi stadına Papara Park'ta sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. 29. hafta heyecanında şu ana kadar oynanan maçların skorlarıyla başlayalım. 90+1'e birazdan Erman Toroğlu da bizlerle birlikte olacak. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını mercek altına alacağız. Erman Hoca ile değerlendireceğiz. Ender Bilgin'in küçük bir rahatsızlığı var. Bu akşam ben sizlerle birlikteyim. Hemen haftanın maçlarında alınan sonuçlar geliyor ekranlarınıza. 29. haftada şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar. Galatasaray Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında altın değerinde 3 puanı daha hanesine yazdırmış oldu sarı kırmızılılar. MS Yapı Sivasspor Corendon Alanyaspor karşılaşmasından konuk ekip 2-1'lik galibiyette ayrıldı. Tümasan Konyaspor Yukatel Adana Demirspor mücadelesi gol devrinde sahne oldu. 4 golün atıldığı maç 2-2 bitti ve takımlar birer puanı paylaştı. Az önce sona eren maçta ise Trabzonspor Vava Kars Fatih Karagümrük karşısında sahadan 5-1'lik galibiyette ayrıldı. Rams Başakşehir'de Biteksen Antalya Sporu o maçta bu akşam saat 19'da başlamıştı. 1-0 mağlup etti. Yarın saat 13.30'da Mondium Kayseri Spor, Atakaş Hatay Spor. Saat 16'da Yılport Samsun Spor, MK Ankara Gücü, İstanbul Spor, Kasımpaşa maçları oynanacak. Saat 19'da ise şampiyonun güçlü adaylarından Fenerbahçe, Sivas Yapı, Pendik Spor'u konuk edecek sevgili futbol severler. Ve hafta pazartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek. Şu ana kadar oynanan sonuçlar ve program böyleydi. Bir puan cetveline de göz atıyoruz. Lider Galatasaray 78 puanı var. Bir maçı eksik Fenerbahçe 73 puanla. İkinci sırada yer alıyor. Üçüncü Trabzonspor'un 49 puanı var. Bir maçı eksik Beşiktaş 46 puanla. Dördüncü sırada. Beşinci Rams Başakşehir'in puanı 42. 40 puanlı bir maçı eksik Kasımpaşa 6. sırada yer alıyor. 7. Çaykur Rizespor'un 39 puanı var. 38 puanlı iki takımdan Biteksen Antalyaspor 8. MS Yapı Sivasspor 9. sırada. 10. Yukatel Adana Demirspor'un 36 puanı bulunuyor 29. hafta itibarıyla. 11. sırada 36 puanlı Corendon Alanyaspor var. 35 puanlı Mondium Kayserispor'un bir maç eksik 12. sırada. 13. Yılport Samsunspor'un 33 puanı var. Onların da bir maçı eksik. 32 puanlı Tümasan Konyaspor 14. sırada. 15. bir maçı eksik Ankara Gücü'nün puanı 30. 29 puanlı iki takımdan Vava Kars Fatih Karagümrük 16. bir maçı eksik Atakaş Hatayspor 17. sırada. 18. Gaziantep Futbol Kulübü'nün
puanı 28. Onların da bir maçı eksik. Yine bir maçı eksik takımlardan. Sivas Yapı Pendik Spor 26 puanla 19. sırada. İstanbul Spor'sa 13 puanlı 20. ve son sırada Erman Hoca da yazısının ardından geldi, aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Maçı konuşmaya başlamadan sevgili partnerimiz Ender Bilgin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öyle. Ender'i telefonda aramadım. Buradan söyleyeyim dedim. Ya Ender ne oldu ya? Hayırdır? Sen böyle kolay kolay şey yapmazdın. Konuşmaya hali yok. Ağır, biraz sert bir grip diyelim ama iyileşecek. Ama çok var ya. Var, yaygın. Enteresan. Salgın var hocam. Dikkatli olmak lazım. Hocam nereye dikkatli olacaksın yani? Milyonlarca geziyor şu anda. Zayıfsan yakalıyor seni. Her yerde var. Doğru. Yani o ağız bağlama da hikaye. Onu pandemi şeyde var mi? Abi havada uçuşuyor abi. Girdiğin yerlere de yani çok kalabalık yere girmeyeceksin. Onun haricinde açık havada gezeceksin filan. Ya ne bileyim abi yani. Meyve sebze yiyeceksin hocam. Hocam DSA'ya yakalanan varsa. Gelelim futbola hocam. Trabzon'da yüzden uzun bir aradan sonra gülüyor. Sadece galibiyete değil, iyi futbol yüzünden gülüyor bence yüzler. Çünkü Trabzonspor taraftarı skordan önce sahada bir futbola da bakar. Bu akşamki futbol herhalde takip etmiştir. Yok ya, iyi olmadı, iyi oynamadı. Beğenmediniz mi hocam? 4 gol de var. Hakikaten Trabzon bugün hani Trabzon esintisi verdi. Trabzon esintisi verdi. Bir 20 dakika falan şey oynadı gene böyle hani ya yine Trabzon dedim. Ama 20 dakikadan sonra arabada gibi açıldılar. Hakikaten gittikçe artan bir tempoyla çok iyi işler yaptılar. Tebrik ederim yani. Hakikaten iyi şeyler yaptılar. Abi iyiyken iyi işte. Bak ne güzel, seyirci de mutlu ki o kadar tabii. Yağmur var, çamur var. Gençler çok dikkatimi çekti Trabzon'da. Onlara kim özel bir şey mi yapıldı acaba? Ne oldu okullarda filan? Çok hoşuma gitti evet. Ya. Kızlar, kendi gençler. Çocuklar, dans müthiş ettiler, abi. Bayıldım eğlendiler. Ya. Yani horonlar moronlar oynadılar. Çok güzel abi, işte bunu yapmak lazım hocam. Bunu yapacaksın abi ya. Yani böyle yani gençliği oraya çekeceksin. Ortaokul, ilkokul talebesi onların hayaliyle yaşayacaklar. Ulan yarın ben buradan çıkar mıyım? Bu soyunma odasından buradan çıkar mıyım? Çocuğun aklında olacak hocam. Ne yaşarsan, ne düşünürsen onu hayatta çekersin biliyor musun? Ben onu yaşadım. Sporcu öyle yetişir değil mi hocam? Öykünerek. 19 Mayıs Stadı'nın kale arkasında gecekondu denen yer var 19 Mayıs'ta. Böyle kapalıda durduğun zaman sağ çapraz karşısı, yani kale arkası. Vardı diyelim maratona 19 yakın, Mayıs'ta kaldı maratona hocam. Yakın. Evet, yıkıldı. İnşallah orada da olur. Şimdi orada çocuktan beri 5-6 yaş orada maç seyrederiz. Haftayımda da dış sahalar var iki tane. Haftayımda yukarı çıkarız, dış sahadaki maçı seyrederiz. Diyorsun ki ulan şu tünelden bir gün çıkar mıyız ya? Bir geliyor Fenerbahçe, Can Bartu, Lefter. Bir geliyor Galatasaray, Turgay, Şeren, Metin Oktay. Bir geliyor Beşiktaş, Nazmi, Mazmi, abi, Güven. Yani diyorsun ki lan bir gün şuradan çıkar mıyım ya? Yani? Ama çıktınız hocam. Çıktın hocam. Ama onu çekiyorsun işte. O hayal felaket bir şey işte. Ben buradan çıkar mıyım? Çıkarsın abi. Çalışırsınız ama hocam. Hem kolay çıkmadınız değil mi? Ankara Gücü formasını abi, giymek de o kadar kolay değil hocam. İsteyeceksin olursa. Hocam, isteyeceksin. İstersen çıkarsın. Bir de sebat olacak. Yani hoca beni oynatmadı. Hoca beni genç takımda oynatmadı. Bir sene sonra ikinci ligde gol kralına gittim. Gençler Birliği genç takım hocası oynatmadı. 2-3 maç oynattı. Ondan İkinci lige gittim. Gol kralına gittim. Üçüncü oldum. Yaşım 16-17. Yani vay. İstersen oluyor hocam. O top, futbol topuyla yatacaksın. Ha, antrenman mı eksik? Gece kimse görmeden idman yapardım hocam. Abi çok öyle, önemli hocam. O yıllarda bile. Hocam sıcak su yok. Öyle termosifon var. Termosifonu yakamazsın. Memur çocuğu. Gaz tenekesine su koyardım. Gaz ocağının üstüne koyardım. Ev küçük Esat'taydı. Çankaya çıkar inerdim. Sonra o suyu haşlardım. Yıkanır yatardım. Kimse görmesin diye akşam koşardım hocam. Müthiş hocam. Trabzonlu gençlerde umarız böyle şimdi, yetişirler. Şimdi şu imkanlar. Yani Trabzon'da bir de Trabzon şey kenti abi. Yani orada futbolcu fışkırıyor. Oranın bir özelliği var yani. Orada faydalanmak da, oraya seraları kurmak lazım filan. Yani oralarda faydalanmak lazım. Kesinlikle hocam. 7'den 70'e herkes futbolu seviyor zaten. Orası felaket ya. İnanılır gibi. Benim ekmek aldığım bir yer var hocam Çatalca tarafında. Tanıştığım bir ablamız var orada. Şimdi arıyor, maç kritiği yapıyor benimle hocam maç öncesi, sen maç ne sonrası. Diyorsun ya? Ve çok iyi yorumlar yapıyor hocam. Bir gün televizyona konuk etmeyi düşünüyorum. Bizim Santorfor Necmi vardı. Annesi, ben onlarda da kaldım evde. Yaş çok tatlı bir kadın. Baştan bir saat evvel kapalı tribüne gider otururdu abi. Baştan bir saat evvel. Vay. Kapalı tribüne gider otururdu.
Abi yolda yürüyor, hesap sorarlar senden. Bu niye böyle, niye böyle dedin, ne yaptın? Yaşlı tipler ha, bayanlardan bahsediyorum. Erkeklerden değil. Erkeklere hiç sorma. Gelelim Trabzon'un, hocam. Trabzon iyi olması lazım hocam. Evet. Niye biliyor musun? Böyle hep coşkulu, istekli oynar. Çünkü Trabzon bu ülkede üç büyüklere karşı masada da sahada da mücadele edebilecek tek takımdır. Onu her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Altını çizerek tabii. Masada da, sahada da mücadele edebilecek. Diğerlerini badem yaparlar da bunları yapamazlar. Hocam onun için onlar olsun istiyorum ya, mücadelede. Anadolu devrimini yaptı. Ne kadar net yaptı. Konuşuyoruz hocam hiç. Hocam tabii Trabzon'un akılları aslında Fenerbahçe maçında. Bu maçtan sonra rakip Fenerbahçe olacağı için bu sınav önemliydi Trabzonspor taraftarı açısından da. Abdullah Hoca açısından da. Çok da iyi başlamadı sizin de dediğiniz gibi Trabzonspor. 1-0'da geriye düştü. Ardından 5 gol birden buldu. Özellikle güzel goller attılar. Hazırlanış olarak falan güzel goller attılar. İyi, bugün iyi mücadele ettiler. Birbirlerine yardım ettiler. Kaçak dövüşen futbolcu yok gibiydi. Uzun boylu oyunculara sakat olmasa daha da farklı olurlardı. Onarçı değil mi hocam? Onarçı o da. Çünkü bugün birkaç tane uzun top, yüksek top geldi. Mesela o olsa işin rengi farklı olur. Bunları Pepe kullanmaya çalıştı ama orada tabii eksiği var daha. Ne zaman dönerdiler ona? Onun daha süresi var hocam Fenerbahçe maçında da. Yok yok. Ne zaman döner diyorlar şeye? Onarçı'yı diyorsun. Var hocam da. Yazık ki 3 maç. Çünkü kırık oluştuğu için biliyorsunuz. Evet. Onun kaynama süresi var. Uğurcan dönecek belki Fenerbahçe maçına. Onun evet. Sakatlığının çok da ciddi olmadığı, bu hafta dinlendirildiği yönünde bilgiler var. Son bilgileri de geldikçe paylaşırız. Bu arada Bıraççı'da maçın... Yalnız şu var. Şimdi Uğurcan bir hata yaptı. Bayağı da bir hata yaptı. Tamam da abi her kaleci hata yapar. Bir, şunu düşüneceksin. Yani Uğurcan'ın oynadığı Trabzonspor formasıyla oynadığı maçlarda kaç tane hata yaptı? Kaç maçı kurtardı? Kaç maçta dik durdu? Ona bakacaksın. Yoksa yani bir maçta bir hata yaptı, iki maçta bir hata yaptı diye futbolculara bir şey söylenilmemesi lazım abicim. Onları öyle kaybedersiniz. Trabzon o konuda biraz iyi değil seyirci. Özellikle hadi. Kendi çocuklarına karşı. Sahip çıkacaksınız sanki. Abi. Sahip çıkacaksınız. Yani ya kendi topçusuna da dışarıdan genelde sahip çıkacaksınız abi. Orada basın da enteresan. Vurdu mu tam çakıyor. Yani enteresan başlıklar da atıyor. Ulusal basınlar daha fazla çakıyorlar onlar. Ama işte yapmamak lazım. Yani bunlar orada yetişmiş çocuklar. Bunları hata olacak abi. Hata olmadan futbol oynanmaz. İşte Abdülkadir dayanamadı. Gitti hocam. E gitti yazık. Kalsa çok daha faydalı olabilir. Çok da faydalı bir adam. Ya yazık. Neyse yapacak bir şey yok. Hocam maçın şanssızı Brasci'ydi. İki golde birini kendi kalesine attı. Aslında diğerini de attı da. Topu yönünü değiştirdi. Defans oyuncuları, siz de defans oynadınız. Hocam, bu şanssızlığı yaşıyor bazen. Bir şey söyleyeyim mi? Olur ya futbolda. İyi niyetle oraya kadar koştu, müdahale etti. Olmadı. Kendi kalesine gol attı. Olur. İlk golde de zaten çarptı. Yani yapacağı bir şey yok. Orada. Yani top bilmem nereye giderken gol oldu. Çocuğun kısmetsizliği. Olur abi. Ama Karagümrük'ün bulunduğu yer de hakikaten enteresan değil mi? Bir alt tarafa bir bakalım mı? Bir bakalım. İkinci sayfaya getirsin yönetmenimiz Özgür Akay. 29 puanda hocam Karagümrük. Kupada yarı finalde ama ligde çok da istediği hocam, yerde. Hocam kupayı da düşünecek hali kalmadı ya Karagümrük. Yani baksana. Abi o aşağısı yangın ya. 16. sırada ama Hatay ve daha maçını oynamadı. Hatay oynadı özür dilerim. Gaziantep oynamadı hocam. Abi hiçbiri oynamadı alttakilerin. Evet. Yani hiçbiri oynamadı alttakilerin. Tabii Hatay da oynamadı, Gaziantep de oynamadı. Hiçbiri oynamadı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bu sıralamada daha alta da inme riski var. Fatih'e bravo abi. Fatih Tekke'ye. İyi işler yapıyor hocam. Vallahi işler yaptı. Sessiz, sakin. Futbolcuyken de akıllı adamdı. Teknik adamlık da iyi gidiyor. Vallahi bravo, tebrik ederim. Kalan maçları da getirdiler hocam. Konya Spor'la oynayacak. Ardından Sivas Spor. Sonra Fenerbahçe maçı var. İstanbul Spor. Antalya, Kayseri Spor. Galatasaray'la maçı var. Gaziantep, Samsun Spor. Kolay bir fikstür değil. İki tane büyük takımla oynayacak. Bayağı zor.
Bu arada kupa maçı da oynayacak tabii hocam. Yarı final iki maç biliyorsunuz. Evet. İki maç yarı final oynayacak. Babakars, Fatih, Karagümrük. Ama Şota kötü oynatmıyor takımı hocam. Oynatmıyor ama bugün dayanamadılar işte. Yani Galatasaray'a karşı da izlediniz siz de o maçı, sonrasında yorumladınız da. O gün iyiydi. Bugün de iyi başladı ama bir anda 5-1'e döndü maç. Hocam böyle bir iştir ki bu hoca ya, bir ters gitmeye başladı mı var ya, ayağını kaldırırsın alttan gider, sokarsın üstten gider. Şansında yaver giderse vurursun. İşte bugün vurdu, top nereye gidiyordu belli değil. Adamı sırtına çarptı gitti, 90'dan gol oldu abi. Topun canı var derler ya, evet. Hocam? Gol olmak istedi o top. Ağlarla da buluştu. Topun canı var da yine o cana da suyu veren futbolcu abi. Canlandıran, hani çiçeği ekiyorsun da can suyu veriyorsun ya. Can suyu vermezsen çiçek tutmaz hocam. Onun için tamam da can suyu vereceksin o şeye, cana yani futbol topuna. Hocam Trabzon'da Trezeguet gol de atmasına rağmen zaman zaman eleştirilen bir isim. Bu akşam yine çok çalıştı. Golü var, asisti var. Trezeguet'e faydalandı, ben beğeniyorum, bilmiyorum. Fayda sağlıyor mu? Azan eleştiriyor Trabzon taraftarı. Vermiş abi, ne diyeyim yani. Trezeguet'e daha ne yapsın abi? Adam bayağı yani... Hep oyunun içinde. Bayağı da hep oyunun içinde iyi şeyler yapıyor. Bilmiyorum vallahi. Ne yapması lazım? Yani orta atıp gidip kafa mı atması lazım? Kendi yaptığı ortaya. Yok. Hocam bakın, skora en fazla katkı verenler içerisinde de var zaten Trezeguet. Siz dediğiniz gibi o uzun boylu dediniz ya hocam, Onacho. 18 evet. Maç, 9 gol, 3 asist. En çok katkı veren isim. Enis Destan 30 maçta 8 gol, 4 asist. Trezeguet bu akşam da yine golü ve asisti vardı. 21 maçta 9 gol, 3 asist. Vişça 32 maçta 4 gol, 8 asist. Enis Bardi'yi de, o da çok eleştiriliyor. Hocam Vişça'nın takımda iyi olması çok farklı bir olay. Yani çok değişik bir oyuncu o. Oyunu yönlendirmesi, başlatması, bitirmesi falan çok değişik bir adam. Yani müthiş bir adam. Geldiğinden beri Türkiye'ye belki de en istikrarlı 5 adam seçersen birisi Vişça'dır. Zaten o iyi olduğu zaman Trabzon'da iyi oluyor hocam. Dikkat et bak. Hem kendi iyi oynuyor hem de oynatıyor. Böyle bir özelliği var onun. Çok da tecrübeli bir adam. Hocam baksana yaptığı 8 evet. Asist abi. Hatırı sayılır bir gol katkısı hocam. 12 gole katkı yapmış bir şey. Evet. Onacho ile birlikte en çok katkı yapan. Trezeguet de öyle. Baksana o da öyle. Yani. Bu akşam da mesela paso verdi. Kendi kalesinde golde ama tabii Onacho olsaymış farklı olacakmış yani. Kenardan da ortalar geliyor çünkü artık. Ama tabii bir topçu yok diye de işi bitirmeyeceksin. Yani Trabzon'un şimdi hedefi, ilk hedefi kupa hocam. Yine bu rakipte oynayacak hocam kupada evet. Da. Hem de çift maç değil mi? Çift maç oynayacak. İlk maç nerede? İlk maç Olimpiyat Stadı'nda. Orada. Burada. Yani İstanbul'da maç. Yani orada Trabzon'a göre. Ha tabii. Doğru söylüyorsunuz. Trabzon'a göre konuşuyorum. Orada. Doğru söylüyorsunuz. Trabzon'da değil. İkinci maç evinde olacak. Daha iyi. Avantaj değil mi hocam? Deplasmanda oyna. Kuba'da deplasmanda ilk maç oynamak avantajdır hocam. İşte ilk maçta avantaj. Çünkü orada daha rahat oynarsın. Rakip senin üzerine daha rahat gelir. Hoş biz iki defa oynadık. Birinde aldık, diğerinde alamadık. Birinde Altay'la 0-0, içeride 3-0 yendik. Ertesi sene Galatasaray'la oynadık. İstanbul'da 3-1, Ankara'da 1-1. Hatta Ankara'da da ben attım golü Yasin'e. Oo. Yasin'e. Yasin ya. Kardeşim nerede acaba? Amerika'da mı? Yasin Özenek Amerika'da hocam. Amerika'da mı? Uzun yıllardır orada. Çok tatlı olandır ya. Severim Gökmen Yasin. Abi de öyledir. Yasin Gökmen abi de öyledir. Gökmen zaten. Gökmen'den çok dolaşırdık ya. Anam anam. İlk maç Trabzon'daymış hocam. Pardon ben karıştırdım. Öyle mi? İyi. İlk maç oradaymış hocam. Doğru. Yasin abiye de, Gökmen abiye de sevgilerimizi iletelim. Kendini eleştirebilen insan iyidir hocam yani. Gökmen evet. Abi biz estağfurullah falan dememize rağmen bana ayı Gökmen diye bağırlar diye çok rahat anlatırdı mesela. Ya Gökmen'in bir gün bir penaltısı. Güçlü olduğum için öyle diyorlar. Gökmen'in bir gün bir penaltısını gördüm İnönü Stadı'nda. Bu sol taraftaki kaleye penaltıyı bir attı. Hilton'da bir adam güneşleniyormuş. Balkonda ona vurdu, aşağı düştü. Gökmen. Selamlar. Hocam derbi öncesi Trabzon'un futbolunu nasıl buldunuz? Ne olur derbi? Çünkü o konuşuluyordur şimdi Trabzon'da da bu maçı
5-1 geçince Fenerbahçe karşısında da bu ya oyunu... Şimdi bu maç ayrı, o maç ayrı abi ya. Şimdi onun şeyi, onun gerginliği olacak, şekli olacak. Tabii. Ama iyi bir maç olacağı belli yani. İyi bir maç olur. Niye? Yani çatırtılı olur gibime geliyor. Tabii Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe'nin de maçları zor. Çaresi yok hocam. Tabii. Maçları çok zor Fener'in. Yani tabii. Ben bakıyorum şöyle. Şimdi Fener Avrupa'da da oynayacak. Ha ben onu dün de söyledim. Galatasaray'la kızmışlar ama keşke Fener Avrupa'dan kupayı getirse şampiyon olmasa. Abi bana Avrupa'dan kupa getirsin takım. Türkiye'de 5. olsun. Avrupa'dan 3 kupadan birini getirsin abi bir takım bana. Fenerbahçe'nin o şansı var mı? Benim ha, inşallah yaparlar. Benim hedefim o abi. Türkiye'den bir takım 1-2-3 kupadan birini getirsin abi. Türkiye Ligi'nde 5. olsun önemli değil. Ya bu kötü bir şey değil ki hocam. Galatasaray getirdi bakın. 24 senedir konuşuyoruz. Ya alkışlıyoruz. Galatasaray getirdi. O kadar senedir konuşuyoruz. Ondan evvel bir Macarları yendiler. Bizim abilerimiz 30 sene de ondan geldik hocam. Macar maçı. Özel maç ha. Adamları yorduk yorduk sonra İstanbul'da yendik. Ama Puşkaşlı takım. O konuşuldu evet hocam? Abi. Ristafanı. Yani ne bileyim ya. Bitti ya, abi önümüze bakalım. Var ya topçuların lafı önümüzdeki maça. Açıklamalar geliyor. Marcus Rohten, Vavakas Fatih Karagümrük'te oyuncu. Oyuna iyi başladık ve golü de bulduk ama ondan sonra oyunu bıraktık. İlk yarının sonunda 1-1 olunca maç koptu. Daha iyi mücadele edip 3 puan alma hedefimiz vardı. Buraya 3 puan almak için gelmiştik ama olmadı. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçına odaklanacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız demiş işte evet. Hocam. Farklı ifade etmiş. Pepe'nin açıklaması Nikola Pepe. Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım özgüveni için önemliydi diyor. Çok tecrübeli bir isim tabii. Bir dünya yıldızı Pepe. Henüz tam randımanla oynamasa da bugün yine skora katkısı oyunun içinde sürekli olmasıyla dikkat çekti. Trezeguet'in attığı gollerle de müthiş çalımlarla biliyorsunuz hocam ceza sahasında girdi Trezeguet vurdu. Araya bir top attılar kale sahasının dışında. Avuç çizgisine doğru gitti oyuncu aldı döndü. Arkadan bastıranların arasından ayağın içiyle çok sert bir topla futbolcu ayak içini koydu gol oldu. Dört müydü o hangi goldü bilmiyorum. Mesela galiba, yapılış olarak evet. Çok kalite bir gol. Ben o tip golleri seviyorum. Mesela vuruyor gol oluyor tamam da. Vuruyor gol oluyor tamam ama bu hazırlanış yapılış golleri benim daha fazla hoşuma gidiyor. Keyif veriyor. Paslı maslı böyle. Nikola Pepe'nin açıklamalarının devamı golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet'le olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye girmesiydi demiş. O enteresan bir pozisyondu hocam. Siz ne dersiniz o pozisyon için? Yani çok güzel çalımlarla Pepe girdi vurmaya hazırlanıyordu. Biraz da pozisyonunu kaybetmişti. Trezeguet ne olur ne olmaz dedi. Geldi o vurdu gol oldu. Sağlam alacaksın. Siz olsa abi, kızar mıydınız hocam? Gol atacak kim atarsa sağlam atacak. Ama çok yok güzel abi. Çalımlarla girmişsiniz ya, tamam hocam. Abi. Tam vuracaksınız. Tamam. Arkadaşınız gelip vuruyor. Tamam abi. Kızan da olur hocam. Siz iyi niyetlisiniz. Yok abi. Ya, Pepe kızmamışsınız. Ya takım gol atacak abi ben değil. Takım gol atacak. Ama işte emek var ya hocam. Getiriyorsunuz oraya böyle. Olsun üç abi. Kişiyi geçiyorsunuz. Olsun abi. Ama bak onu konuşuyorsun. Bak, üç kişiyi doğru. Getirdi diyorsun. Kaymağını o yedi. Yesin abi ya. Kızmamışlarım Pepe de mutlu. Tamam. Aynı sizin gibi söylemiş hocam. Aklı yumru bir demek. Ama kızan santrafor da vardır hocam. Santraforlar biraz bencil olur ya. Hocam kızmayacaksın takım. Ya oldu ya atamadı. Ne yapacaksın? Takım kaybeder o zaman. İşte, doğru söylüyorsun. Primi kaybedersin, hocam. Puanı kaybedersin. Ben yok abi. Topçu onu düşünmez ya. Prim de var değil mi hocam işte? He? İşin sonunda prim de tabii var. Tabii abi para var ya sen ne diyorsun? Çakıl taşı. Açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşacağız bir kez daha. Belirtelim. Marka'yı beğendiniz mi hocam? Galatasaray maçı bu maç gol attı. İyi oyuncu evet. Bulmuş Karagümrük. Evet. O da sayısı sizin ona açığı gibi. Sakatlandı mı? Sakatlandı çıktı. Burası ciddi acaba bir durum nasıl sakatlı? Bayağı suratında bayağı bir acı ifadesi var çıkarken. Sayısı da bir oyuncu hocam çok. Değişik evet. Şey iri yapıyor. İyi yükseldi ya. O Allah muhafaza. O sayısı iyi yükseldi yandın. Hocam. Bir faali var mıydı orada? He? Bir faali yoktu yok. Hocam. Ona bir baktım, bayağı yükseldi ya. Altta kaldı adam. Stoperler de kısa kaldı yanında hocam. Altta kalanın canı çıksın derler futbolda hocam. Orada oyuna devam altta diyorsun. Altta kalan tamam abi, altta kalan yandı abi. Ben kalecilere de onu diyorum. Geleceksin abi, yumruğu çakacaksın.
Önündeki senin topçun, öbür topçu yok abi. Topa vuracaksın, herkes altta kalacak. Hiçbir şey olmaz. Şey, Schumacher'in meşhur vardır ya hocam, Dünya Kupası'nda. Yumrukta çıkıp arkadaşının galiba çenesini dağıtmış. Olabilir. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani. Tabii. Olur abi. Gerçi rakibine de vursa zaten hiçbir şey olmuyor. Olur abi, arkadaşımı da sakatlayabilirim. Bir kalecinin çıkınca dokunması lazım tabii hocam. Bir de çıkıp dokunamayanlar var. Çıkınca işi bitireceksin. Ya çıkacaksın ya çıkmayacaksın. Ona iyi karar vermiş. Hele yarıda kalırsan var ya, en tehlikeli iş o. Çıkıp da vazgeçip yarıda kaldın, yandı. Çıkınca git bir şeyler yap. Dönme geriye veya hiç çıkma. Hocam trafikte de öyledir ya. Bir karar verince yarıya kadar çıktıysanız devam edeceksiniz zaten. Öbür taraftan da biri gelirse yarıya kadar gösterir ama sana yarıya kadar geçti. Ama kararsız da kalmamak lazım işte hocam, yolun ortasında. Hocam kalınca. Ben Türkiye'de var ya, sarı da yansa kırmızı da yansa bekliyor, bakıyorum ha. En güzeli hocam. Japonya'da nasıl biliyor musun? Hayır. Nasıl çok hocam? Çok dikkatli mesela. Bazı beşli şey var. Kavşak var beşli falan. Hocam bana kırmızı yanıyor. Hı hı. Sarı yanıyor, sonra kırmızı yanıyor. Yeşil yanıyor ya. Sonra sarı yanıyor, sonra kırmızı yanıyor. O geçecek değil mi? Ona hemen kırmızı yanmıyor. Şey, yeşil yanmıyor. Bana kırmızı yanıyor ya. Ona kırmızı devam ediyor hocam bir 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye. Ona da kırmızı devam ediyor. Sonra sarıdan yeşile geçiyor. Hocam burada olsa karışır. İki tarafta kırmızıda duruyorlar yani bir müddet kısa. Hmm. Ama iyi bir şey o. Vallahi bizde... Çünkü bizde bazen trafik ışıkları dikkat et. Dınk diye geçiyor. Sarıdan evet. Kırmızıya, kırmızıdan sarıya. Halbuki bir yanıp sönüp bir ikaz olması lazım. Tabii tedbir için zaten. O ikazda da öteki geçmeyecek. Kırmızıda duracak. İnşallah olur hocam. Bugün ihtiyacımız olan 3 puandı diyor Stefano Dansville. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın bizim ve taraftarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bu maçtan 3 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça iyi bir moralle gitmek istiyorduk diye de eklemiş Dansville. Şimdiden Fenerbahçe maçının havasına girmiş açıklamasından o anlaşılıyor. Şöyle de tamamlamış. İlk yarı iyi oynadık ama istediğimiz golleri atamadık. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu diye İlk de 20 dakika eklemiş. Öyle değil Trabzon. Yani o kabus futbol denenden biraz daha iyi. Yani ulan Trabzon gene orta sahada geri filan. Ama sonra tabii şey de gol de olunca, goller de gelince kendilerine evet. Güven de geldiler. Taraftarına yan pas yan pas diyor. Abdullah Hoca da ona çok güzel, hayır biz o kadar yan pas yapmıyoruz diyor. Bir orta yolda buluşamıyor taraftarlar. Ama işte bazı şey var abi. Mesela şimdi orta sahada arkada defans oyuncum var orta sahada. Bugün birkaç yerde dikkat ettim. Ya stop edip ileriye doğru oyna. Stop edip geriye oynuyorlar Trabzonlulardan bazıları. O kötü bir olay. Tekrar çıkmaya uğraşıyorsun. Zaten top oradan geldi arkadan. Oraya verdiğin zaman hücum gücünü azaltıyorsun. Ya stop et bilmem ne yap. Hücuma doğru kullan o topu. En az 7-8-10 topu geri kullandılar. Onu bilmiyorum. Abdullah Hoca mı istiyor? Futbolcu kendimi yapıyor. Ama Abdullah Hoca'nın onu isteyeceği de çünkü orta sahada. Hani arkada olsa tamam yapma. Arkada tehlikedeyse ver geriye. Ama orta sahada biraz risk almak lazım hocam. Arkanda doğru. Adam var. Bunu defansa yaparsan arkanda adam yok. Onun için... Bilmiyorum onu tabii Abdullah Hoca'nın çözeceği iş o. Abdullah Hoca demişken açıklamaları da geldi. Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarına çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor diye yakınmış hoca. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi diye de eklemiş Abdullah Avcı. Bakalım önümüzdeki hafta Taha mı, Uğurcan mı oynayacak? Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük'te kupa yarı finali oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı Trabzonspor'a şampiyonluk yaşatmıştı. Daha sonra belli olacak hocam tarih. Süper Kupa'dan sonra oynanacak. Yani Nisan ayında oynanacak. Hangi şeyler mi?
Yarı finaller. Yarı finaller. Evet, öncesinde Süper Kupa'da var. Tarihleri daha belli değil. Daha belli değil hocam. He. Şimdi Fenerbahçe de turu geçti çünkü Avrupa maçları da var. He. Orada lig kupa ona göre ayarlanacak, açıklanacak, tarih belli olacak. Ama Süper Fenerbahçe Kupa'da belli. Yok. Galatasaray'da yok. Galatasaray'da yok. Yani aslında niye açıklanabilir? Bilmiyorum tabii. O, vardır bir tehlike. Federasyonun bir planlaması var herhalde bu konuyla ilgili. Az hafta kaldı hocam. Hı, evet. Bu haftayı saymazsak 9'ar hafta kaldı. Dananın kuyruğu kopmak üzere. Hocam bit hocam hayat şöyle bir şey ya. Bakıyorsun şimdi ne Mart'ta mıyız? Evet hocam. Ben Mart 2 oldu mu Mart bitti diyorum hocam. Şimdi bitti diyorum abi. Mart geldi girdi bitti. Şimdi Nisan. Nisan 2-3. Nisan bitti hocam bence. Yokuş aşağı gidiyor hocam. Yokuş aşağı. Ömür de 30, öyle gidiyor 30, hocam. 30-35'e kadar tırmalıyorsun. Yokuş yukarı çıkıyorsun. Of of bilmem ne de. Hocam 40'tan sonra filan biraz fazla 45'ten sonra filan var ya. Anam arabanın frenine boşalıyor. Yokuş aşağı gidiyorsun. Allah'tan biz 40'ız hocam senin. Biz 40'ız rahatız hocam. Gönlümüz 40 diyelim. Onu geçeceksin. Gönül ödül yok oğlum. Hikayeyi anlatma bana. Hocam Onaçu'nun adını çok sıkrettik. Grafiği de var. Uğurcan'ın da var. Bir bakalım onlara. Trabzonspor ikisinin yokluğunda bugün 5-1 kazandı ama önemli oyuncular Trabzonspor adına. Önce bir Onaçu'yu sevgili Özgür'den rica edelim getirsin. Katkısına bakalım. 17 maç, 9 gol, 3 asist, isabetli şutu 0.9, hava topu kazanma 5.1, 2.02 yadımlıyorsam boyu bu da normal. İkili mücadele kazanma oranı %49. Çok iyi. Çok iyi hocam. Düşün, forvette en uçta oynuyorsun, ikili mücadele. İyi bir rakam. Türkiye için çok faydalı abi bu tip adamlar. Hele yandan biraz kaldırırsan düzgün sert ortaları... Babaya baksana ya, merdivenden çıkamazsın işte. Basketbolcu gibi hocam. Helal olsun. Bir an önce erişip sağlığına dönmesi lazım. Bir de Uğurcan'a bakalım. İkili mücadele derken mücadeleyi de değiştirelim arkadaşlar. O da gözüme battı hemen. Besek hastalığı hocam bu. Harf hatasını hemen görüyoruz. Uğurcan'a bakalım. Mücadeke yazıyor ya, onu diyorum hocam. He. Harf hatalarını hemen görüyoruz hocam. 31 senedir gazetecilik değil yapınca. Uğurcan Çakır 27 maç. Gol yemediği 9 maç var. 33 gol yemiş. 73 kurtarış sayısı. Kurtarış yüzdesi %69. Topu oyuna sokma %71. Oranları bu Uğurcan'ın. Aslında Uğurcan'ın ayakları çok iyi. Onu söyleyeyim. Yani uzun toplarda isabetli top atması baya baya iyi. Yani noktaya atıyor. Dikkat ediyorum uzun zaman. Yani o hususta herhalde iyi çalışıyor. Bazen sallıyorlar bu çocuğa da. Hocam önünde kaç kişi oynuyor? Orta sahada kaç kişi oynuyor? Trabzon nasıl oynuyor? Yani tamam kurtaracaksın kurtaracaksın da bir de artık o kadar da fazla gelmeyecekler hoca. Şampiyonluk sezonunda iyiydi mesela hocam. İyiydi takım hocam, iyiydi. Evet. Oyuncu kaleci de iyi olur. Dediğiniz gibi önündeki oyuncular da önemli kaleci. Önündekilerin çok değişmemesi lazım. Önüne bakıyorsun. Mesela Uğurcan'ın önünde bu sene kaç kişi oynamış? Yaptınız mı onu mesela? Var mı? Acaba var mıdır? Mesela kaç kişi oynadı? Onu bir dahaki programı çıkaralım hocam. Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi Abdullah Avcı'dan. Tam da Onaçu derken Fenerbahçe maçında yok. Net bir biçimde açıkladı. Az önce biz de zaten hoca sordu, söylemiştik. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek diyor. Uğurcan Çakır için birkaç gün içinde açıklama yapılır demiş. Ben o açıklamanın olumlu olacağını bekliyorum hocam. Gelen bilgi o yönde. Uğurcan hani Çakır. Şey mi diyorsun? O Fenerbahçe maçında golden, oynar diyorum ben. Yok yok, hatalı golden dolayı. Hani kendi taraftarı önünde. Olmaz abi ya. Ya olur bunlar ya. Olacak şey değil. Ya bunlar olur. Dünyanın en büyük kalecileri de büyük hatalar yapar. Kaleci yetişmesi kolay değildir ya. Kaleci istikrardır ve kaleciye güven vereceksin. Kaleciye güven verirsen o daha farklı oynar. Diğer oyuncular gibi değil. Çünkü kalecinin öyle bir özelliği var ki kardeşim. Arkada kimse yok. Yedin mi gitti. Stoper kaçırırsa kaleci var. Orta saha kaçırırsa yani arkada stoperler, bekler var. Kalecide kimse yok abi. Yukarıda Allah var. Başka kimse yok hocam. Ağlar var arkasında. Ağlar var. Oradan topu çıkarırsın. Ama ülkemizde öyle hocam. Muslera bile eleştiriliyor. İşte Avrupa'da biliyorsunuz harika bir kurtarış yaptı. Yüzüyle bile kurtarış yaptı. İkinci maç
gol yediğinde acaba kurtarabilir miydi? Yok çok sağda durdu, yok kaleyi ortalamadı, yok geç çıktı. Bayılıyoruz biz böyle yani. Muslera'yı bari eleştirmeyelim değil mi? Ya Türkiye'de eleştirilmeyecek tek kaleci varsa o da Muslera'dır. Doğru. Allah çarpar. Galatasaray'ın şampiyonluklarında inanılmaz payı var abi. İnanılmaz. Daha ne yapsın adam? Suratından bile top çıkarttı. Ama bir maç sonra eleştirildi hocam ya. Olmaz. O inanılır gibi. Benzer bir pozisyonda niye çıkmadı mı dediler bu defa. Hatırlamıyorum. Hiç dikkate almadım. Hocam Onaçun'un Fenerbahçe maçında olmaması. Şimdi sıcak bilgi o ya. Ekranda da o var. Sorayım size. Etkiler herhalde Trabzonspor. Siz de çok beğeniyorsunuz. Hocam şöyle. Çünkü şimdi, bu maçlarda forvetsiz çıktı bir bakıma. Tamam da sakat bir oyuncu. Şimdi bu çocuk fena da değil aslında. Fizik olarak iri olmasına rağmen. Hı hı. Giriyor çıkıyor defans da yapıyor filan ama. Şimdi mesela bugün çabuk oynadılar hücumda ikinci yarı. Fenerbahçe'ye karşı çabuk oynarsan avantaj olur. Çünkü Fener de senin üzerine gelecek. Öyle bir takım Fenerbahçe. Yani Fener'le Galatasaray'la oynarken tabii üzerine gelmelerini düşüneceksin. Çünkü onlarda da ikisinde de iyi oyuncular var. Ve çabuk çıkıyorlar. Hem Fener hem Galatasaray için içeride oynamak falan, deplasmanda oynamak bence çok büyük sorun değil. Onu söyleyeyim ya. Yine kolay takımlar değil ikisi de. İyi oyuncular var. Ve çabuk oynuyorlar. Çabuk oynadıkları zaman. Sen Trabzon olarak dikkatli oynarsan, acele etmezsen, seyircinin gazına gelip de ben bu Fener'in bir üstüne gideyim de bir üç çakayım falan demezsen götürebilirsin. Ama yani kolay bir takım, kolay bir maç değil o maç hocam. Hocam Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçını da izledik. Tabii. Şahane oynadı. Müthiş. O oyunu yansıtırsa bakalım onu da konuşacağız. Yarın neler yapar son bölümde konuşuruz onu ama keyifli bir maç olacak. Yalnız bir şey söyleyeyim hoca ya. Maçı. Şimdi Fener iyi oynadı falan diyoruz. Tamam hakem şöyle böyle diyoruz ama ya zeminler çok kötü ya. Abi iyi futbolcular, iyi takımlar zeminlerle alakalı oynuyorlar hocam ya. Tabii hocam. Topu buraya atıyorsun buraya gidiyor. Top buraya gelir diyorsun oraya gidiyor. Yani şimdi bunlar iyi oyuncular da iyi sahalarda top oynarlar abi. Sen oyuncuya milyon eurolar veriyorsun. Sahan 100 binlik 200 binlik. Türk parası olmaz. Hocam sizin zamanınızda daha da kötüsüydü. Oho bizim zaman. Bir Trabzon'a gidelim hocam. Dansville'in açıklamaları var. The opponent alive because we don't score and today we kill them. With 1, 2, 3, 4, 5 goals, and then on the end you saw like it was nice. Everybody enjoyed. The supporters enjoy. We enjoy as footballers, and then the good results will come. And like what I say, we have many chances in many games, and sometimes that's the our problem that we don't score the chances what we have. But today I think everybody's happy. Öncelikle bugün maçı değerlendirecek olursak eğer, daha önceki maçlarda olmadığı gibi aslında. Çünkü daha önceki maçlarda da bulduğumuz büyük fırsatlar, önemli fırsatlar vardı. Ama değerlendirememiştik. İkiden fazla gol atabildiğimiz çok maçımız olmamıştı. Ama bugün bulduğumuz o fırsatları değerlendirmesini bildik. Birçok da gol attık sizin de bahsettiğiniz gibi. Daha önceki maçlarda aslında golleri bulamadığınız zaman rakibiniz de bir anlamda canlı tutmuş oluyorsunuz. Ama bugün gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin maça geri dönebilme ümitlerini de bitirmiş olduk aynı zamanda. Bizim için maçın fişini çeken hamle oldu bu gollerin arka arkaya gelmesi. Bugün biz taraftarlarımız, herkes, maçı izleyenler, bütün herkes çok mutlu diye düşünüyorum. Maçın tadını çıkardılar diye düşünüyorum. Biz de çünkü saha içerisinde oynadığımız oyundan zevk aldık. Sanıyorum ki taraftarlarımız da yine aynı şekilde mutlu oldular. Demin de bahsettiğim gibi aslında bir önce oynadığımız maçlarda, daha önceki maçlarımızda bulduğumuz fırsatları değerlendirememiştik. Ama bu maçta goller arka arkaya gelince fırsatlarımızı değerlendirdiğimiz zaman bizim adımıza çok güzel bir maç oldu. Geçtiğimiz haftaydı soracağım. 1-0'da bir Alanya deplasmanında bir mağlubiyet vardı. Ve orada özellikle ikinci golde Uğurcan'la yaşadığı diyaloğu. And also in the second goal, the dialogue that you had with Uğurcan. You know. Ve bugün özellikle de sezonun en farklı galibiyeti oldu Fenerbahçe maçı öncesinde. Before Fenerbahçe game, you know, we scored many goals, now a big difference. So what do you want to say about, you know, this match, thinking about the next match, and the second goal in Alanya? To be honest, the second goal of Alanya is the past. And I think everybody saw what happened. It's kind of miscommunication, so I don't want to speak too much about that because everybody saw it, and many people had their own opinion, but that's up to them. We know what happened, and hopefully in the future it will not happen again. So that's why I want to speak about the future. And that was today.
today was the match that we can show the fans also for ourselves with the 3 points that we are ready for next week and that hopefully next week we can enjoy the fans again. Geçen hafta yediğimiz ikinci golle alakalı aslında çok da fazla fikir vermek istemiyorum. Çünkü bir iletişim hatası oldu. Bunda herkes kendi fikirleri vardır mutlaka. Herkesin o pozisyon üzerine, o yaşanan üzerine mutlaka kendi değerlendirmeleri olacaktır. Ama ben çok fazla yorum yapmadan bu konunun geçmişte kaldığını bahsetmek istiyorum. Çünkü artık geleceğe bakma zamanı. Umuyorum da bu tür şeyler, bu tür yaşadığımız o kazalar gelecekte asla tekrar yaşanmayacak. Bugün hem taraftarlarımız hem bizler gerçekten tadını çıkardık. Bugün aldığımız 3 puanla ve oynadığımız oyunla birlikte önümüzdeki hafta yine iyi bir oyun ortaya koyabileceğimizi, gerçekten iyi bir mücadele ortaya koyabileceğimizi herkese gösterdik diye düşünüyorum. Edin Vişça geçen hafta bahsetmişti. Sağ tarafında bir liderlik durumu var. Edin Vişça, Sarah also, after the game, last week, and Edin Vişça, because Ulcan wasn't playing, you were leaders today inside the pitch. What do you want to say about this leadership inside the pitch? It's always nice to have different kind of leaders. You can be a leader because you are the oldest player, but you can also be a leader because you're the youngest player. But as long as you speak on the pitch, on the end we need 11 leaders because the victory is for everybody who play, even the players who don't play. They are also important as the captain or not captain. And I'm happy that even Aiden with his experience, Ujan was not playing today, but even he came in the dressing room, and because Taha played after a long time, and he spoke with Taha, he spoke with us. So it doesn't matter who is the leader. We are all leaders in our own way, and important that we can help each other to win the games. Farklı tarzda liderlere sahip olabilmek her zaman güzel, her zaman takımın yararına olan şeylerdir. En genç oyuncu da lider olabilir, en yaşlı, en tecrübeli oyuncu da saha içerisinde lider olabilir. Ama önemli olan maça çıktığınızda 11 lidere sahip olmanız. Saha içerisindeki herkesin liderlik gösterebilmesi ve takımı galibiyete taşıyabilmesi. Çünkü galibiyet aldığınızda bu galibiyet herkesin galibiyeti, herkesin zaferi oluyor. Sahadaki oynayan oyuncular, kulübedeki oyuncular, hatta soyunma odasındaki maça dahil olamayan bütün arkadaşlarımızın galibiyeti hepsinin zafer oluyor aynı zamanda. Edin tecrübesiyle sizin de bahsettiğiniz gibi takıma tabii ki liderlik etmeye çalışıyor. Örneğin Uğurcan bugün sahada oynamamasına rağmen, kadroda olmamasına rağmen soyunma odasındaydı. Hem Taha ile konuştu hem bizimle beraber konuştu. Liderlerin kendi tarzları olabilir. Herkes kendi tarzıyla birlikte, kendi stiliyle birlikte bütün takıma liderlik etmeye, yardımcı olmaya çalışır. Ama önemli olan takımın galip gelebilmesi, takımı zafere taşıyabilmek. Abdullah Hocam, maçın başında ve devre arasında nasıl soyunma odasında bir konuşma gerçekleşti ve ikinci yarıda gerçekten güzel bir oyun var. Speech of the coach before the match and also after the first half, because you know in the second half also there was a really good football. What happened in the dressing room? We did exactly what he asked from us, because in the first half we were like, we had the ball and everything went too fast that we make our own mistakes or the opponent create chances because we made a mistake with playing too fast forward or look, because they play really compact, like inside, and the coach was asking from us to play from the outside. And I think in the second half we had also more passion with the ball. We changed the ball from right to left, left to right, and on the end we create many chances. It could even be more than 5 today, but okay, 5, everybody happy. But that's what the coach asked from us today, to keep the ball and to find the spaces, and that's not what we did in the first half. Biz sahaya çıktığımızda hocamızın bize istediklerini sahaya gerçekleştirmeye, sahada onları bütün herkese göstermeye çalıştık. İlk yarı özelinde aslında hızlı bir oyunumuz vardı. Belki rakibimize verdiğimiz pozisyonlar sadece belki bizim kendi hatalarımızdan kaynaklanan pozisyonlardı. Öne doğru hızlı oynamaya çalışmıştık. Rakibimiz de aslında bunu biliyorduk. Hocamız da bize bunu ifade etmişti. Rakibimiz kompakt oynayan, merkezi kapatmaya çalışan bir takımdı. İkinci yarı özelinde, ikinci yarıya çıktığımızda hem hocamızın bizden isteği üzerine hem de biz de istediğimiz oyunu tam ortaya koyabilmek adına daha sabırlı bir futbol gösterdik herkese. Soldan sağa, sağdan sola oyunun yönünü çok hızlı çevirdik. Aslında bu tür yaptıklarımızla birlikte, bu çalıştıklarımızla birlikte belki 5'ten fazla gol atabilirdik. Ama tabii ki 5 gol de çok önemli bir rakam. Bizim adımıza çok mutlu edici bir rakam. Ama ikinci yarıda o alanları daha rahat bulmaya başladık. Topu yönünü çevirdikçe, kenarları buldukça o istediğimiz alanları daha rahat bulmaya başladık. Topa sahip olmaya çalıştık. Rakibimizin kompak oynadığını, merkezi kapattığını biliyorduk. Dolayısıyla kanatlar üzerinden gelmeye çalıştık ikinci yarı özellikle. Thank you. Rica ederim. Thank you, Dennis. Yes.
Denzil'in açıklamaları böyleydi. Hocam bir son dakika geldi Denzil konuşurken. Fatih Karagümrük de Şota Arvelas'a görevini bırakmış. Öyle mi? Kalan 9 maçta çok zor bir fikstür var. O yüzden değişik bir hava getirmek için bırakıyorum diyor. Şöyle demiş hasta. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım diye noktalamış sözlerini. Yolu açık olsun diyelim ama... O tabii içeriği biliyor. Enteresan. Bir de Süleyman Urmayran tabii nasıl, nedir, ne tabii değildir. Kabul edecek mi? Şöyle devam etmiş. Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum diye eklemiş Şota Arvelas'ı. Kupada takımını yarı finale taşıdı. Uzun yıllar futbolcu olarak, sonrasında teknik direktör olarak görev yaptı. Trabzon'da bu kararı açıkladı. Şota Arvelas'ı. O da manidar olmuş. Trabzon'da Karagümrük'e veda etti Şota Arvelas'ı. Şota akıllı adamdır herhalde. İşin zor olduğunu ama 9 hafta kaldı. Fikstür zor demiştik. Kupa maçında nasıl oynadılar? Ama bir değişiklik hocam bir havayı değiştirebilir. Belki de futbolcularla tam anlaşamadı olabilir ya. Yani bu iş öyledir. Çünkü öf bir futbolcular bir da serzenişte bulunmuş zaten hocam. Herhalde bir teknik. Oyuncular evet da bu duruma cevap verebilirdi demiş. Beklentilere cevap evet vermekte onlar da. Belki de uyuşamadı. Demiş. Bilmiyorum. Kupada da müthiş oynadılar ya. Program başında fikstüre bakıp zor demiştik. Aynı şeyleri söylemiş Şota Hoca da bizimle. Zor bir fikstür demiş. Konya, Sivas, Fenerbahçe, İstanbulspor, Antalya, Antalya, Galatasaray maçı var hocam. Bayağı zor, bayağı zor abi. Samsun maçı var. Daha kupada yarı final maçı var. Bak Samsun sezon başı bir sallandı. Sonra iyi gitmeye başladı. İyi toparladı onlar hocam. Teknik direktörleri futbolcuları seviyor. Futbolcular da teknik direktörlerini seviyor herhalde gibi geliyor bana. O çok önemli. Adam sahanın kenarında artistlik yapmadan iyi duruyor. İşte Samsun'a da gittim. Orada da konuştuk arkadaşlarla, Samsunlarla. Onlar da memnunlar teknik adamla. Hocam pozisyonlara da geçelim mi? Çok pozisyonumuz bakalım yok. Hocam. Sizin genelde beğendiğiniz bir rakip Zorbay Küçük. Bakalım pozisyonlara. Maçın 12. dakikası. Faulle kesilen bir atak var. İki oyuncu da yerde kaldı. Koray Günter'e verdi faulü. Burada şu var. Önce Greco-Roman var yukarıda başlıyor. Sonra bacaktan serbest oluyor. Sonra sarı kart oluyor hocam. Yani adam gitmesin diye her şeyi yapıyor rakip oyuncu. Sarı kartı da yiyor, doğru. Karar doğru. Faulden bir fazlası yani bu iş. Peki burada karar doğru dedi Erman Toroğlu. Koray Günter'in orta sahada kendisini geçen Pepe'ye yaptığı hareket sonrası bir sarı kart çıkmıştı 12. dakikada. Şimdi 31. dakikadaki pozisyona gidiyoruz. Levent Mercan'ın bir formadan çekmesi var hocam Münih'e. Burada da sarı kart geldi. Tereddütsüz çıktı bu kartlar. İstikrarlı bak. Şimdi şu iki sarı kart da yerinde. Ve ne çıkarıyor hocam? Eveleme, yeveleme olmadan. Zaten öyle çıkardığın zaman düşünürsen 1-2-3 falan topçu onu yemez biliyor musun? Yolda çıkarıyor hocam. Bu doğru. Tabii. Böyle hazırlayarak geliyor. Bakın bir kez daha gelecek şimdi ekranlara. Pozisyonu görüyor. Kendinden de emin. Bu çocuğa hakemlik yakışıyor. İnşallah iyi gider. Yani bunun sahada duruşu da iyi. Münasebeti iyi. Bakın hocam burada şimdi genel planda. Pozisyonu gördüğü gibi düdüğü çalıyor, kartı hazırlayarak geliyor hocam. Yolda da çıkarıyor kartı. Çıkarmaya başlıyor zaten oyuncu da ayağa kalktığı gibi. Sarıyı hemen çıkardı burada. Bu karar da doğru dedi Erman Toroğlu. Dakika 62'ye geliyoruz şimdi. Burada Bardi'ye yine bir çekme var. Yine sarı kartıyla yine anında orada bitti hocam Zorbay Hoca. Bu doğru mu hocam? Yine sırttan bu defa formadan çekme hocam, var. Bak yan yana giderken işte formayı çektin, kolu çektin, omuz falan o farklı bir boyut.
Ama adam senin önüne geçti. Adam senin önüne geçti rakibin. Sen de arkadan rakibini çektin. Bunun gideri yok. Bu sarı kart. Adam senin önüne geçti gidiyor. Çektin sarı kart. Pozisyonu bozuyorsun. Çünkü. Otomatik hocam. Burada da gereğini bunu söyleyelim, yapmış. Bunu yapmayanlar var çünkü. A tabii hocam. Ve olgunlaşacak bir hata da kesmiş zaten. Net bir biçimde de gördük. Son pozisyonumuza gelelim. Bu biraz sıkıntılı bir pozisyon hocam. Hangisi bu mu? Bu pozisyon. Hallederiz hocam. Bunu, bunu görmesi lazımdı Zorba Hoca'yı burada. Ben en azından eleştireceğim ama benden çok sizin düşünceniz önemli. Hani onları gören Zorba Hoca bunu da yakalamalı mıydı yoksa bakalım bir uyarı mı gelmeliydi? Hocam, bu açılardan değil de şu açıdan çok net bir yandan bir basma gel. Var. Rohtan Mendy'nin ayağını bak, basıyor. Bak bir dakika dur geri gel. Hocam Trabzonlu oyuncu yani bordo tozluklu oyuncu topa vuruyor bak şimdi. Topa vuruyor. Beyazlı geliyor. Topa vurduktan bir 10 saniye sonra top gitmiş en az 1 metre geliyor basıyor ve iyi basıyor. Bunu hakem kaçırabilir. Var da kim var? Koray Gençerler. Koray Gençerler dağlara taşlara yapmış. Bu pozisyona VAR'dan müdahale gerekir. O zaman kırmızı olması lazım hocam. Hocam sarı da olur, kırmızı da olur. Hatta sarı buçuktan gider bu. Bak dikkat et, bu öyle bir pisttir ki hocam. Sarıya yan çağıramıyor basma... ama var biliyorsunuz ya hocam. Nasıl? Çağırdığında kırmızı çıkartmak zorunda. Kırmızı için çağırabiliyor. E tamam da bak kasıt var diyorum. Hoca şimdi bak içimiz girdik birbirimize toplan. Ben topa müdahale ederken... Ederkene var ya yani öyle derler ya ederkene Türkçeyi bilenler çıldırıyorlar. Topa müdahale ederkene sen de gelirkene basarsan o zaman diyoruz ki o topa basacaktı bu da alacaktı filan bastı. Burada o su götürüyor. Sarı olur hiç olmaz. Basarken ayağını çeker filan. Bu öyle değil. Bu geliyor kasıtlı basıyor. Buna kırmızı gider hocam. Bu kırmızı olmalıydı dedi hoca. Faulü verdi burada kart vermedi bildiğim kadarıyla değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ama işte bak. Şimdi bir de hakemin yerini görelim. Oynatalım Özgürcüğüm. Hocam öyle gıcıktır ki bu baskı şeyi. Dur tam yaptığı zaman dur. Burada hocam yaptı. Vallahi uzak da değil ya. Evet. Hocam sarı da yok değil mi? Yok hocam, faul var. Bak, hiç sarı vermemesi enteresan. Bak, hiç sarı vermemesi enteresan. Faul vermesi de enteresan. Bunu çelme diye gördü bu. O zaman yanlış. Ama bu çelmeden fazlası. Bu çelme değil. Peki. Bu sakatlayıcı bir olay. Buraya, devreye, oradaki amcam var ya yukarıdaki, onun girmesi lazım. Peki hocam, bir özel... Bak, hiç sarı yok. Araya gidelim. Evet. Sarı yok. Varın sarı verse gördüm. Diyeceğim ki ya sarılık gördü. Anladın mı? Sarı da vermiyor. Olduğu gibi iş var da. Ama evet. Var nerede? Var yok. Peki kısa bir reklama gidiyoruz. Sen artı bir devam ediyor. Trabzonspor farklı kazandı. Babakar Fatih Karagümrük karşısında. Tabii Trabzonspor üçüncülük yarışında da yola devam etmiş oldu. Bir yandan da üçüncülük yarışı var hocam ligimizde artık şampiyonluk tabii. Yarışı dışında. Bir bakalım mı ona da Beşiktaş'ta bakalım Trabzonspor hocam. Üçüncülük yarışında Gaziantep'te karşılaşacak Beşiktaş bu hafta. İki takımın kalan maçları. Şimdi Trabzonspor 49 yaptı Beşiktaş'ın bir puanı eksik maçını oynamadı. Gaziantep deplasmanında hocam. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak Beşiktaş. Trabzonspor sonraki hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş evinde Antalyaspor'la oynayacak. Kupa maçı zorlu geçmişti Beşiktaş'ın Antalya maçı Sergen Hoca ile. Evet. 1-0'dan Muleka ile maçı döndürüp 2-1 almıştı ikinci yarıda. İlk yarıda çok kötü bir Beşiktaş vardı. Çok kolay bir maç değil Beşiktaş açısından da. Tabii önce Beşiktaş'ın Gaziantep maçını kazanıp deplasmanla puanını eşitlemesi lazım. Sonrasında ikisi de deplasmanda hocam. Konya deplasmanı Başakşehir'de, Başakşehir stadında karşılaşacak Beşiktaş.
Sivas-Samsun yine denk maçlar. Hocam hep denk maçlar gibi. Ne dersiniz? Evet. Sivas-Samsun zor maçlar iki takım içinde. Kayseri deplasmanı Beşiktaş Ankara gücüyle karşılaşacak. Ankara gücüyle kupada da biliyorsunuz karşılaşacak Beşiktaş. Evet. Ankara gücü Beşiktaş maçları da enteresan oluyor. Bu defa İstanbul'da karşı karşıya gelecekler. Şunu söyleyeyim. Ankara gücü kupa takımıdır ha. Tabii. Çok enteresan. Ankara gücü sizin zamanınızda zaman da öyleydi hocam. Kafayı kupada kaldırır Ankara gücü. Bu sezon işleri iyi gitmiyor Ankara gücü açısından ama. Evet iyi gitmiyor. Emre Hoca da rahatsız. Rahatlayamadılar bir türlü. Gaziantep, Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın rakipleri sonraki haftada. Tabii bu haftada Trabzon avantaj yakalayabilir. Gaziantep biraz bir şey diyemem. Gaziantep'te hoca filan da değil mi? Tabii değişti. Değişti. Yani Şimdilik'e diğer bıraktı. Deplasman maçları çok zor maçlar. Samsun deplasmanı var Trabzon'un. Beşiktaş evinde Rize ile İstanbulspor'la oynayacak 36. haftada Trabzonspor. Beşiktaş deplasmanda Alanya'ya gidiyor. Başakşehir deplasmanı Trabzonspor açısından çok kolay bir maç değil. Beşiktaş Hatay'la nispeten puan cetveline bakarsak rahat bir maç. Son hafta Trabzonspor Ankara gücüyle Beşiktaş Kasımpaşa'yla. Düşme hattı tesir edecek buradaki olaylar. Tabii. Düşme hattı ne olacak? Karagümrük, Hatay, Gaziantep, Pendik, İstanbul alev alev yanıyor. Ankara gücü de onların bir üstünde hocam. Bu haftaki maçlar da belirli olacak. Konya'da öyle hocam. Bir puanla yetindi. Öne de geçmişti. Önce Ankara gücü Samsun'da bu hafta. Evet. Bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Samsun deplasmanında hocam. O maça göre düşme hattı da şekillenecek. Bayağı tehlikeli oynuyor. Altıda üstü de yanıyor hocam ligin. O zaman bir de isterseniz şampiyonluk yarışına bakalım. Bakalım. Üçüncülüğe baktık. Orada da çünkü Galatasaray'ın dün farklı kazanması işleri değiştirdi. Önce düşme hattını getirdiler ekrana. Hocam Samsun'da 13. sıra dahil mi diyelim? Hatta 11'den mi başlayalım? Risk var. Ne dersiniz? Siz daha iyi 28. buraları analiz edersiniz hocam. Hocam 35'i de koy. Hadi 33 mü? 28, 29, Konya 29, Karagümrük 29, diğerleri 28. 26, 29 yani hocam iki maç ya. Tabii. İki maç 6 puan alan. Hocam iki içeri bir deplasman çakan işi götürür. 3 maçta işi bitirirsin hocam. İstanbulspor için zor. İki içeri bir deplasman 9 puan hayırlı işler. İstanbulspor için zor. Ama Pendik Spor'un mesela kurtulma şansı var değil mi hocam? 26. Var tabii. Ya herkesin var orada. İstanbul hariç? Herkesin var. Yazık İstanbul sağdan çekilmeseydi falan. İstanbul da iyi oynuyor ha. Evet. Yani helal olsun çocuklara. Çatır çatır mücadele ediyorlar. Pendik önemli transferler yaptı. Hani orada Gaziantep ve Hatay'ın işi biraz zor gibi gözüküyor hocam. Şimdi Karagümrük'e de değişiklik var. Bugün Eyüp bitti mi 1-0-1? En son 1-0'da baksın arkadaşlar. Biz ona da bakıyorduk bir yandan. Ben aşağı indim çünkü. Ağlaççı Çorum'la. 1-0 mağluptu. Eyüp geldi ama hocam artık ya. 1-0 bitmiş hocam. 1-0 yenilmiş. Hocam futbolda geldi. Bandırma Bodrum biliyorsunuz 0-0. Adana Sakarya 0-0. TFF 1. Lig'de de kıran kırana her sene olduğu gibi bir yarış var. Orada ama Eyüp Spor 61 yaptı hocam. Göztepe'nin bir maç eksik 52. Yani Alanya ile Kayseri değil mi? Alanya, Kayseri. Evet. 2 maç, 3 maç idare edip yırtabilirler de hocam. Samsun'dan aşağısı yandım keten elva. Bir de şampiyonlukta kalan maçlara bakalım. Asıl merak edilen o tabii. Tüm Türkiye o maçları konuşuyor. Galatasaray 6-2 kazandı Çaykur Rizespor karşısında. Galatasaray avaraja da konuk edecek. Avaraja 4 koydu. Tabii yaklaştı hocam şimdi avarajda. 50'ye 47 oldu yine Fenerbahçe önünde. 3 gol kaldı avarajda hocam. 3 aradaki. 78 puana çıktı Galatasaray. Fenerbahçe'nin 73 puanı var. Pendik Spor karşısında herhalde Avrupa'da moral de buldu. Fenerbahçe 3 puana yakın taraf tabii. Buyurun hocam. Galatasaray'ın hafta içi maçı yok.
Fenerbahçe önce Pendik'te oynayacak, sonra Avrupa maçı oynayacak ama rahat bir maç olacak herhalde rövanş maçı 3-0'da. Hocam bak hiç bir maç rahat değildir. Şimdi 3-0 diyorsun da 3-0'ı nasıl oynayacaksın biliyor musun İstanbul'da 3-0'ı? Hı hı. Ben bu rakibimle orada 0-0 berabere kaldım. Burada gol yemeyeceğim, gol yemeden bir gol atarsam eleyeceğim diye oynayacaksın. Öyle oynarsan başarılı olursun. Yoksa ben 3 attım gibi filan oynamaya kalkarsan yanarsın hocam. Şimdi kupa farklı bir olaydır. 2 tane gol yersin şok, var ya elin ayağına böyle dolaşır, duman olur. 0-0, 0-0 öyle oynayacaksın. Bir gol atarsam eleyeceğim. 0-0 ya, bir gol atarsam tamam. Eleyeceğim. O tarz bir taktikle oynayacaksın. Hiç maceraya girmezsen geçersin. Aman hocam, yoksa tek, o tip takımlar her zaman başına çıkar. Tek takım. Çünkü çabuk kaldı. Oynayan takımlar. Evet. Bir de formda burada bir seyir, takım hocam bir de o kadar. Bir de burada seyircinin gazından gitmeyeceksin. Hı hı. Fenerbahçe onu kendi sahasında yaşıyor mu hocam biraz? İşte seyircinin gazından gitmeyeceksin. Bu abi kupa bu. Kupa bu abi. Gol yemeyeceksin. Ya ligde de öyle aynı şekilde. Gol yemeyeceksin abi. Maçın ikinci yarısı gibi oynayacaksın değil mi hocam? İlk yarı 3-0 kazandın. Bir maç daha var yani. Bir yarı daha var gibi. O kadar. Yani ne süper ne sürprizler gördüm ben. Onun için futbol farklı bir oyun abi. Bir anda hocam bir gol yersin, bir gol daha yersin. Bir oyuncun atılır, bir sakatlık olur. Abi mahalle bir yerken dişin kırılır. Onun hocam, için yok öyle. Futbolda yok abi. İşte Neşet Ersamaks Galata söyleyeceğim yıllar öncesinde. Evet. Yani, Mustafa Denizli var. Dışında kimse inanmıyordu o maçın döneceğine. Evet. Ve döndü Galatasaray. Turu geçti, 5 gol attı. Neden olmasın? Dönelim şimdi yarışa hocam. İki takımın da zor maçları var. Kolay fikstür diyemeyiz. Her maç zor artık. Dediğiniz gibi düşme hattındaki takımların ortaya koyacakları performans önemli. Arada bir Süper Kupa maçı olacak. İki takımın moral bulacağı veya yıpranacağı maç olacak. O da enteresan olacak hocam. Kupanın Süper Kupa haftası biliyorsunuz pazar günü hafta sonu oynanacak. Bir sonraki haftaya takımlar moralli veya da moralsiz çıkacaklar çünkü ikisinden iki yumurtadan biri kırılacak hocam o maçta. Hocam şimdi 0-0 burada olmayacak şimdi o maç. Burada ben değil Fener düşünmez de biliyorsun ama şampiyonluklar bu tip maçlarda kaybedildi tabii. Geçen yıllar. Şimdi Avrupa maçı oynayacak, oradan Trabzon'a gidecek. Şimdi o maç kilit maç hocam. Hı hı. O maç kilit maç. Biliyorsun Trabzon-Fener arasında yani hiçbir zaman gergin maçlar. Yani seyirciler de öyle. Çok yani Fener orayı atlarsa hocam bayağı bir eşik atlamış olur. Orayı atlarsa hocam. Yani o maç Fenerbahçe için dönüm noktası olan bir maç. Ondan evvel de zor maç olacak. Hocam, ya tek maç çok önemli o. Hı hı. Orada yapacağı bir kayıp moralleri çok bozar. Psikolojiyi bozar filan her şeyi bozar hocam. Kafayı bozar filan her şeyi bozar. Ama oradan galip dönerse, berabere de olsa, Galatasaray alırsa deplasman tabii. Şu anda Galatasaray psikolojik olarak da bir de Avrupa'da maçı yok Galatasaray'ın. Tabii. O da şimdi avantaj oldu. Tek kulvardı. Tabii. Fenerbahçe hem Avrupa hem ligi beraber götürmek zorunda ki turu geçtikten sonra yanlış bilmiyorsam. Tabii şöyle şimdi ilk Süper maçta. Süper Kupa'dan sonra da bir Avrupa maçı şimdi var. Şimdi ilk maçta 3-0 olunca tabii bu maçta öyle çok fazla asılacak yani. 2 atacağım, 1-0 yenildim, 2 atacağım, 2-3 atacağım filan maçı yok. Çok kontrollü, onu yapacak futbolcuları da var. Bitirirse o maçı sakatlık olmadan filan, bütün yükü Trabzon. Çünkü Trabzon tam viraj maçı hocam. Evet. Hani şöyle söyleyeyim, 400 metre yarışında hani dönüyorsun ya 300'ü 100'e geliyorsun, herkes aynı hizaya geliyor. Önde başlayan, arkada başlayan 400'de. O maç Trabzon maçı hocam. Son düzlüğün başlangıcı. Mesela Galatasaray o maçını Beşiktaş maçıyla çok rahat atlattı hocam. Tabii. Çok akıllı oynadı, rahat oynadı. Son maçın düzlüğü. Bakalım. Orada da Beşiktaş hiç oynayamadı. Trabzonspor maçı, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe Galatasaray istediği gibi oynadı böyle. O maçta bakıyorsun. Ya Beşiktaş gol atsa Galatasaray'a ben cevap verir havasında bir maç. Onu hissettirdi Galatasaray. Fark var abi. Yani kadro kalite farkı var. Dediğim gibi arkadaşlarla baktı Süper Kupa'dan sonra
Fenerbahçe'nin bir de Avrupa maçı var hocam. O hafta zor olacak. Yani Adana Demirspor mücadelesi ardından sonraki hafta Galatasaray'la pazar günü oynayacak 7 Nisan'da. Ondan sonra Galatasaray maçından sonra hafta içi bir Avrupa maçı oynayıp sonrasında Karagümrük'te deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. O haftalar da enteresan olur Fenerbahçe açısından. Bir de Beşiktaş derbisi kalıyor tabii Fenerbahçe. İkisi de kupalarda yoklar. Türkiye kupasında yoklar hocam. Enteresan biçimde elendiler hocam. Bir de Beşiktaş derbisi var. Milletin ağzı torba değil. Millet de diyorlar kasıtlı elendiler diyenler de çok. Zannetmiyorum hocam. Yani büyük dinle. Takımlar bunu her kulvarda başarılı olmak isterler. Bilemem hocam. Tamam, anlamam hocam. Köprünün altından çok su akar hocam. Bilemem hocam. Köprüler, sular bilmem. Hocam bugün Beşiktaş'la ilginç ya, gelişmeler vardı. Ona geçeceğiz. Son cümleyi. O büyük selde şeyde var ya, basın yolunda. Basın ekspresli. Ya Mimar Sinan'ın yaptığı Ayamama Köprüsü yıkılmadı. Diğer köprüler yıkıldı hocam. Ya. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı Ayamama Köprüsü yıkılmadı. Diğerleri yıkıldı. Ki o köprünün ben o zaman sabah grubundaydım. Ordular yani. Geçiyor hocam. Evet. Ben o zaman sabah grubundaydım. O felaketi yaşadık. Su bastı. Dosyaları, mosyaları sulardan kaçırdık. Hıncal'la program vardı. Gittik Hürriyet'te çektik programı. Allah rahmet eylesin. Hıncal abiyi de anmış olalım. Özledik Allah rahmet eylesin. Ya onun cenazesinde yoktum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Diş Bilgi'nin köpekleri vardı. 2 tane mi 3 tane mi ne? Böyle binanın yanında duruyordu köpekler. Terör gide. Ya köpekler bir huysuzlaşıyorlar hocam. Telleri tırmalıyorlar telleri. Daha de şey yok. Sel yok. Hissettiler. Hocam hissediyorlar ya. Hocam köpekleri çıkarttılar. 7-8 dakika sonra sel bastı. Oraya olduğu gibi götürdü. Hocam. Kalsa mı olacak enteresan. Yani köpekler? Bunu gördüm. Bunu gördüm. Deprem içinde derler ya hocam hayvanları evet. Hissediyor diye. Ya hayvanlar nasıl biliyor musun? Bağırıyorlar, çağırıyorlar, yırtınıyorlar ya. Hocam 7-8 dakika sonra filan sel geldi. Hayvanlar kurtardı hayvanları. Ama orası güzel ıslah edildi. Artık öyle sorun yaşanmıyor hocam. Şimdi herhalde yaptılar bilmiyorum. Yapıldı hocam orası. Artık. Ayamama Köprüsü varsa tamam abi. Var hocam. Hocam gelelim mi Beşiktaş'a bugün? Başkan Hasan Arat bomba gibi açıklamalar yaptı. Başlıkları hazırladık biz. Konuşma çok uzun. Başlık başlık gidelim. 3 Aralık'ta yaptığımız seçimde Beşiktaş'ın kaderini değiştirdik dedi. Şu ana kadar 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapmış Beşiktaş. Ruiz'e 489 bin euro ödenmedi diye 2 milyon 728 bin euro ceza gelmiş. Bu cezalar kulüpleri mahvediyor hocam. FIFA'dan gelen ceza. En çok dosyası olan ülkeyiz biliyorsunuz. Gökhan İnler'e aylık 500 bin lira ödeniyor. Ödenmediği zaman ihtarname yolluyormuş. O Gökhan İnler transferi de hiç oynamadı hocam. Menajer olarak devam edecek. Bir sezonla oynayacak denildi. Ben o transferi anlamadım. Bilmiyorum. Ben bakıyorum altlara doğru okuyorum hocam. Hocam çok enteresan açıklamalar bunlar. Bakın Beşer Guçufi diye bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. 5 yıllık sözleşme imzalanmış. Makedon bu çocuk. Şu anda Şukupi'de oynuyor. Bu sezonda 2 maça falan çıkmış arkadaşlar araştırdı. Niye alınmış? Bilinmiyor. Menajerlere sırf Beşiktaş'ın 10 milyon euro borcu varmış ki biliyorsunuz Beşiktaş artık menajerle transfer yapmıyor. Başkan da Samet Aybaba artık onlara izin vermiyor dedi. İşte cezalardan bahsedilmiş. Beşiktaş'ın hakkını arıyoruz. Beşiktaş tüm haklarından feragat etmiş diyor Yıldırım Demirören'le ilgili. Basketbolla ilgili açıklamaları var. Beşiktaş tapu zengin ama yüzlerce tapu var ama perişan edilmiş. Yine ilginç bir açıklaması var ve Beşiktaş'a çökmüşler diyor hocam. Kongre üyeleri çökmüş. Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var. Avukatlardaki halı sahalar 40 bin liraya verilmiş. 2020'den beri de kira ödemiyorlarmış. Vay vay. Benzin istasyonu var. Hocam bana en ilginç geleni siz de hayret edeceksiniz. Biz de kamuoyu da yeni öğrendik. Beşiktaş'ın stadının altında tekstil atölyesi varmış hocam. Bayağı dikiş makineleri filan atölye işletiliyormuş. 300 kilometre boru nerede? Ondan bahsettim hocam. Boru döşemişler 300 kilometre yok. Hocam
Yani birincide şeye uğradı. Geçmiş zamana uğradı. Evraklar bulunmuyor diyorlarmış ilk. Kayıp diyorlar. Bilmiyorum nasıl kayboluyor. Türkiye'de evrak kaybolmaz. Ama ikincinin kayıp şeyi yoktur. Ve onunla ilgili hiçbir şey yok. Yani 110 milyon euro denen bir para var. Onunla ilgili bir açıklamayı beklerdim ben. Çünkü çatıyla ilgili yaptı mesela hocam. Hocam şöyle tazminat davaları açılıyor. Hayır. Ceza davaları açılması lazım. İnşallah bu yönetim başarılı olur. İnşallah. Çünkü orayı kısa keseceğim. Süleyman Sabah'dan sonra 4 tane başkan geldi. Bu başkan 5. Ve bu başkan onlar için matruşka dedi. Biliyorsunuz matruşka bir Rus kadının karnındaki çıkanlar. Şimdi bugün araştırdım, merak ettim bebekleri. 5 ile 7 arasında oluyormuş. Dilerim 5. bebek çıkmaz bu başkan ve şeyinden. Bekliyorum. Ben beklemeyi severim. Unutmazsınız. Beni tam tatmin etmedi bu. Niye Fikret Orman'ın mesela ikinci o? O şirket bir arkadaşıma telefon açıyor. Bize yazı yazarlarsa evrakları bir dakikada veririz diyor. İkinci posta olan yani ilk numaralı. Bize diyorlar resmi yazı yazsınlar 3 dakikada yollarız diyorlar ikinci evrakları. O da geçmiş zamana uğramadı. Merak ediyorum ne yapılacak. Ben beklemeyi severim. İnşallah 5. matrus olmaz. Beşiktaş çünkü Beşiktaş'a ihtiyacı var Türk futbolunun. Olursa rekabet olacak çünkü yoksa iş olmayacak. İki takım da bir ligeye dönüyor. Ben bekliyorum. İnşallah başarılı olurlar ama amalar var. Şimdi moral bozmayayım. Sezonu bekleyelim. Önümüzdeki sezonu bekleyelim. Ama böyle bir yandan bakmaya yani yandan bakmaya başladım. Biraz ortadan bakıyordum. Şimdi biraz yandan bakıyorum hocam. Enteresan işler oluyor hocam kulüpten. Yani bu anlamak büyük bir çatı matı zaten belli. O çatı gecekondu gibi bir çatı. Yani çatıya o çatı sesi değil zaten. Başından beri içeriye değil. Veremiyor. Beşiktaş tribününün tezahüratını etkileyen bir yapı evet. Varmış hocam çatıda. Yanlış. Evet. Kötü malzeme kullanıldığı için. Yani tülbentten yapmışlar. Çok güzel şey olur. Süzme yoğurt. Hani koyacaksın böyle sıkacaksın. Tabii. Süzme yoğurt. Tülbent. Bak şaka gibi geliyorsun ama doğru. Tülbentten uçar hocam boğaza dayanmaz. Yok. Ya. Dayanır ya alttan hava alıyor. Germişler onu o zaman. Geridir böyle iner aşağı. Ama Mebran de... Vallahi inşallah hocam başarılı olur ama ben daha hesap sorulmasını istiyorum geçmişlerden. Süleyman abiden sonra. Neler olduğunu herkes biliyor. Beşiktaş'ta da biliyorlar gelen haberlerden. Ben daha bir eyleme geçilmesini isterdim. Biz Fikret Orman'ı şurada mahkemeye verdik. Şu konuda mahkemeye verdik. Evraklar burada. Şirketten aldığımız bilgiler burada. Çünkü o şirket biz evrakları bir dakikada veririz diyor. Doğru hocam. Enteresan işler. Bakalım ne cevaplar gelecek. Onlarla yani matruşka çünkü 5 ile 7 arasıymış. Bugün baktım. Lugata. Araştırmayı da yapmışsınız hocam. Yaptım hocam. Peki. Şimdi ilginç bir fotoğraf getireceğiz ekrana. Icardi'nin fotoğrafı hazırsa onu verelim. Yavaş yavaş da noktayı koyacağız. Çok konuşuldu hocam. Sizin de bugün yine ceket de çok güzel, gömlek de çok güzel hocam. Evet. İyi giyiniyorsunuz, farklı giyinmeyi seviyorsunuz hocam. Icardi de böyle farklı saç modellerini seviyor. Nasıl buldunuz pembe saçlarını? Hoca ya, sarı kırmızıya pembe gitmemiş. Hocam çocuklar da biliyorsunuz ondan öykünerek saçlarına şekil veriyorlar. Şimdi bir sürü pembe saçlı çocuk genç görebiliriz Galatasaray taraftarı. O yüzden Icardi'nin seçimleri önemli. Hocam ya, papağan gibi olmuş. Hocam kızlar Galatasaray tarafı. Kızmasınlar abi ya. Yani pembe saç bilmiyorum abi. Yani tamam bu çocuk yabancı. İşte Arjantin. Pembe bana yani. Tamam bizde de saç renkleri falan oldu da. Ama pembe zor hocam be. Yani bilmiyorum da. Sen yapar mısın pembe? Ben cesaret ister yapamam hocam ben pembe. Yapamaz mısın? Belki kadınlar günü ya ondan yaptı ya hocam. Kadınlara yağcı. Kadınlar gününde bir jest yapmıştı. Hocam sizin kıyafetlerinizde tarz. Şimdi bir fotoğraf daha gelecek ekrana. Hazır mı o sevgili Özgür?
Hocam derbi ceketiniz Türkiye'nin magazin gündemine oturdu. Biz evet. de sormadan edemedik. Evet abi. Buyur. Fiyatı araştırıldı efendim. Dakikalarca programlarda konuşuldu. Evet. Ben beğendim hocam. Bak bunu bana verirsiniz. Biraz daraltıp giyerim mesela. Vallahi ben de beğendim hocam. Beğendiğim da, için giydim. Fiyatı da kamuoyunda yazıldı hocam. Bayağı iyi. Hocam yazılsın. Ya, ben ne yaptım biliyorum abi. Onun için güzel ceket. Ya bir sefer giydim. Hocam, bir daha giyer miyim? Yani bir, belki bir yememeye gidersem. Zaten o markanın her ürünü çok güzel hocam. Bu arada şey de konuşuldu. Kulislerde yazılıp çizildi mi bilmiyorum ama. Çakmam diye Erman Hoca çakma giymez ben söyleyeyim de hani. O da bilirsin hocam. Herkes bir şey söyler. Herkes açıyoruz da. Ben o özelliğinizi bildiğim için hocam burada sizin adınıza söylemeyi. Yani. Ben para harcamayı severim abi giyimi. Evet. Yani hiç hocam aklı, varsa o, para. O ihtimali sizin varsa yani. Para harcayacaksın. Ha varsa giyer hoca çakmasını giymez varsa giyer. Hocam biz memur çocuğuyuz. Ben ortaokulda inşaatta çalışıyordum. Ankara Oteli inşaatında. Ya. Lise 1'de çalıştım, lise 2'de çalıştım. Yazın 3 ay, 4 ay çalışıp tatile gidiyordum. Kitap paralarımı çıkarıyordum. Öyle aşağıdan geldim ben. Sonra Toptancı'da dükkan vardı, arabam yoktu. Sabah saat 5'te Toptancı'yla Ankara'da otobüsten gidiyordum hocam. O ya günleri abi. De geçirdim, param oldu. Araba da aldım en lüksünden. Varsa ama kontrollü yaşadım. Kimseye ne minnet etmedim. Hocam. Kimseye de minnet etmem. Kimseye elimi açmadım. Eşek gibi çalıştım. Eşek gibi çalışırsam eşek gibi de yerim. Sizin paranız hocam. Gönül rahatıyla ne güzel ifade ettiniz. Bugün de dediğim gibi çok şıksınız. Sağ ol hocam. Bu ceket de çok güzel. Her şeye yakışıyor hocam size. İnsanın kalbi ya, güzel olunca gerçekten şimdi hocam. Şimdi Abdullah Kılı telefonlaştı. Hocam ya bu ceket. 12'lerden de giyiyorsunuz hocam. Yok Allah. Giyiyorum Abdullah Kılı sağ olsun o da. Abdullah ya hocam diyor de... bizim dedim baba bu arada bunlar olacak ya. Bunlar ya hocam. Millet bazı şeylerden yok geçim sıkıntısı şu bu. Ya biraz yumuşayacak havalar ya. Biraz onu gırgırını yapacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Tabii hocam. Mesela Fedora da söylediler. İki bayan. Ben de gördüm sonra da. Fedora da ne güzel konuşuyor bayanlara ne cevaplar verdi. Öyle uyanık ki cin gibi ha. Bir dönüyor böyle, bir dönüyor böyle. Fedon kardeşim. Gözlerinden öperim Fedon. Şimdi yine konuşurlar hocam. Ceketten bahsettik ya onlar. Konuşsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Keyifli bir program sağ oldu. Hocam. Bir araya gidelim. Çünkü takım oyunu ekibi de hazır. Bizi bekliyor. Kısa bir reklam. 15 dakika erken çıkacaktı. Geç çıktı hocam. Sevgili seyirciler birazdan takım oyununda Onur Yıldız ve konukları sizlerle olacak. Bize son bir toparlama yapalım.